Çok kıymetli ilçe başkan vekilimiz, gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkan vekili, teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev yapmış olan çok kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli basın mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz, ben de sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, bugün çok özel bir gün. Bugün çok güzel bir gün. Malumunuz 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. 2 aylık bir zamanımız kaldı. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla bu zamana kadar sahada olduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de hep birlikte en iyi şekilde partimizi temsil etmenin, milletimizin duasını almanın peşinde koşacağız. Bu inanç ve şuurla da bizler geçmişten geleceğe yapmış olduğumuz çalışmalarda birlikteliğin ne kadar rahmete dönüştüğünü görmüş olduk. Haddizatında baktığınızda bizler ünye teşkilatı olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, mahalle temsilcilerimizle, ana kadememizle, teşkilatımızın bütünüyle gerçekten elimizden geldiğince ünyeye hizmet etmenin, bu milletin duasını almanın, Allah'ın rızasını kazanmanın mücadelesini verdik. Ünye'de özellikle 35-40 yıllık süre içerisinde hayata geçirilememiş olan projeleri başlattık. Tabii ki organize sanayi bölgesi bir atölye değil. Organize sanayi bölgesi 5-6 bin civarında işsizimize iş sahipliği yapacak olan önemli bir mekan. Hep birlikte gerçekleştirdik. Diğer taraftan Dünya Kuş Niksel yolu ile ilgili ihalesini gerçekleştirdik. Yer teslimini yaptık ve ardından da şu anda müteahhitimiz orası ile ilgili çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan her zaman arzu ettiğimiz üniversite yerleşkesi ile alakalı da yerleşkemizin tahsisini üniversitemize yaptırdık. Ünyemizin üniversite yerleşkesi kesinleşmiş oldu, temelini atmış oldu. Aynı zamanda Ünye Limanımız, Ünye'nin turizm geleceği açısından, Ünye'nin sanayisi açısından, Ünye'nin geleceği açısından çok önem arz ediyor. Bu hususla ilgili olarak da ana mendireğin uzatılması ile ilgili süreç tamamlandı ve bugün baktığınızda kuru ve ziyer gemilerimiz de buraya geliyorlar. Konteyner limanı olması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Ro-ro taşımacılığını da yapıldığını hep birlikte şahitlik ettik. Diğer taraftan kültür merkezimizin temelleri atılmış, birinci ikmal ihalesine kimse girmemiş ve ardından ikinci ikmal ihalesiyle ilgili süreç başlamıştı. Biz bunların hepsini teşkilatımızın bütünlüğü ile, yerel yönetimlerimizle, uyumumuz ile ve Ünyeli hemşehrilerimizden almış olduğumuz güçle gerçekleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıkmış olan nice erenler vardır. Bu memleketin erenleri hiçbir zaman bitmedi. 15 Temmuz'da nasıl tankların altına yatmış isek, depremde de depremzedeleri kurtarmak için buradan hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin gece gündüz çadırlarda yattığına şahit olduk. Bizi bir yapan en önemli varlığımız, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz. Anadolu erenleri, Yunus Emreler, Mevlana'lar, Balım Sultanlar, Karaca Ahmetler, Şeyh Şaban-ı Veliler ve daha niceleri. Onların mayalamış olduğu nesiller olarak bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Amacımız her zaman Ünye'ye, bölgeye hizmet etmek oldu. Ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma örneği gerçekleştirdik. Hizmet merkezli, hizmet odaklı çalışmanın gayreti içerisinde olduk. Bu aziz Türk milletini hiçbir gücün durduramadığını 15 Temmuz'da da gördük. Yaşamış olduğumuz pandemide de nasıl birbirimize bağlanmış isek, yaşamış olduğumuz depremde de insanların ne kadar birbirine bağlandığını, adeta yardım için koşarcasına oralara gittiğini hep birlikte gördük. Bu vesileyle de yaşamış olduğumuz 6 Şubat'taki bu elim afetle, felakette hayatını kaybeden tüm depremzedelerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milleti için söylenmiş olan, bu aziz millet için söylenmiş olan bir söz vardır. Mehmet'im sevinin gökbaşlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerler kalır tümsekte, yarın elbet elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış edep bizimdir. Dolayısıyla Türk milleti her zaman zafere ulaşmış, Türk milleti her zaman birliğinden ve beraberliğinden ödün vermeyerek yoluna devam etmiştir. Bizler de bu şuur ve inançla Ünye'de birlikteliğimizle çok güzel hizmetler gerçekleştirdik. Tabii ki görevler gelip geçicidir. Asıl olan bu millete hizmet etmektir. Asıl olan bu milletin duasını almaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bizler de Ünye Teşkilatı olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, teşkilatımızın bütünüyle, belediyemizle gerçekten uyumlu çalışarak burayı hizmet kervanında taşlandırmanın mücadelesini verdik. Ben tabii ki bu zamana kadar hizmetlerinden dolayı beraber yol yürümüş olduğum, başta tabii ki Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya gerçekten uyumlu bir şekilde çalıştık. Herhangi bir hatasını görmedik. Ardından Kadın Kolları Başkanımız Neşar Gültiyaloğlu'na ve Gençlik Kolları Başkanımız Abdülkadir Demir'e, teşkilatımızın tümüne, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, meclis üyelerimize, ana kademe yöneticilerimize yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte yapmış olduğumuz hizmetleri bir adım daha ileriye götürmek için mücadele edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir yapmış olduğum ilçe başkanlığı görevimden bugün itibariyle 28. dönem Ordu Milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvurumu sizlerin aracılığı ile ilan etmek istiyorum. Ben de artık bir milletvekili adayıyım. İnşallah daha güzel hizmetlerde, Ünye'de, bölgemizde buluşmak dileğiyle. Bizim amacımız millet sevdası olmak. Bizim amacımız Ünye'ye, bizim amacımız bölgeye, ordunun geneline bu hizmeti yayma, yaygınlaştırma. Yunus'ta başladık. Hep bu siyasete Yunus'ta da bitirelim. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyorum. Çok teşekkür ediyorum.